Sayın TV1 izleyicileri, Tarih ve Kültür Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, tarih ve kültürümüzde ışık tutan eserler. Konuşmacımız, araştırmacı, yazar, tarihçi Oktay Fahoğlu. Sayın hocam hoş geldiniz, buyurun. Merhaba Mehmet Bey, herkese hayırlı günler diliyoruz. Değerli seyircilerimize, TV1 izleyicilerimize... Bugün e, Mehmet Bey e, okullarımız tatil oluyor. E, öğrencilerimiz e, yurt çapında okullarımız tatile giriyor. Öğrencilerimize iki haftalık bir süre var. E, bu süre içerisinde e, esas itibariyle öğrencilerimize yani e, ortaokul, lise e, düzeyindeki üniversite öğrencilerimize müsaitlerse onlar da takip edebilirler. Ve genel anlamda tabii ki TV1 izleyicilerimize, bütün ulusumuza, halkımıza, insanlarımıza. Biz burada özellikle kendi tarihimizle ilgili olarak, Türk tarihi, İslam tarihiyle ilgili olarak, bizim kültürümüzü, medeniyetimizi esas alan, temel alan ve insanlarımıza bilgi ve kültür kazandırmaya yönelik, onlarda kimlik duygusu da oluşturacak... Biz kimiz neyiz? Bu coğrafyanın özelliği nedir? Bizi biz yapan değerler nelerdir? Dolayısıyla Türk nedir? İslam nedir? Türk Müslüman olmanın Türkiye coğrafyası üzerinde yaşamanın kültürel kimlik sahibi olmanın bedelleri tarih boyunca ne olmuştur? Biz bu coğrafyaya ya Mehmet Bey olay şu ki bütün insanlar aynı fiziki özelliklere sahiptir. Milliyet dediğimiz olay aslında bir kimlik yani bir kültür olaydır. Siz hangi kültürü, hangi medeniyeti, hangi değerleri benimsemiş olursanız o kültürün, o insanın, insan topluluğunun temsil etmiş olduğu kimliği almış olursunuz. Yani örnek verecek olursak yani diyelim ki herhangi bir insan Almanya'ya gider. Alman dili, Alman kültürü, Alman inanç sistemi, Alman değerler alışkanlığına sahip olur. Almanca konuşur, Almanya onun için bir kıymet ifade eder. O artık Alman olmuştur. Örnek verecek olursak tam tersine bir örnek alan bir Japon Türkiye'ye gelir. E, Türkçe konuşur, e, İslam kimliğine sahip olur. Kendini Türk örf ve adetleriyle özdeşleştirir. Senin benim gibi yaşar. Aynı yani bir takım değerlere sahip olur. Onun önceliği Türkiye ve İslam olmaktır. İşte oldu sana Türk. O bakımdan da milliyet dediğimiz olay biyolojik olmaktan öte aslında temelde nedir? Kültürel bir kimliktir. Dolayısıyla bunun medeniyetle, değerlerle alakası olan bir durumdur. O halde biz kendimizi ilgilendiren, Türk toplumunun, Türkiye'de yaşayan Türk milletinin Adına Türk dediğimiz, Türkiye dedi. Türkiye adı nereden geliyor? E Türkiye adı Türk'ten geliyor. E dolayısıyla bir milletin adı o coğrafyaya verilmiş olmasından kaynaklanıyor. O halde bu e, peki yani burada tarih ve kültürümüzle ilgili bir takım kitapları biz insanlarımıza tavsiyede bulunacağız. Eee seyircilerimiz de eğer e, müsaitlerse e, kalem, kağıt hazırlasınlar. Kendilerine uygun olan eserleri yazıp oradan kitapçılardan, yayın evlerinden isteyebilirler. Bunlar içerisinde okudukları kitaplar da olabilir veya ilk defa karşılaşacakları kitaplarda olabilir. O bakımdan seyircilerimizin kendilerine göre ilgisini çekecek olanları efendim dikkatle takip edeceklerdir. Biz burada bir kültür tarihimizden, medeniyet tarihimizden, inanç tarihimizden, siyasi tarihimizden, medeniyet tarihimizde bizi biz yapan kimliğimizle alakalı bazı kitaplar içerisinde seyircilerimize burada sunmuş olacağız. Başlıyoruz. Şimdi hangisinden başlayalım diyelim Biraz tarihten başlayalım Örnek verecek olursak Yeni çıkan kitapları var e, Buradan tarihten başlayalım Mesela e, çok değerli bir e, tarihçimiz e, Tufan Gündüz Beyefendinin Yeni çıktığı Tepe Yayın Evinden e, çıktı Bunu seyircilerimize Takdim edelim e, Türklerin kısa tarihi diye çok güzel bir çalışma Çok özet olmuş Yani sadece e, ne diyelim e, lise, üniversite her e, özellikle yani e, mesleğe eğitimci olmayan, öğrenci de olmayan. Yani herkesin rahatlıkla evet, Aynen Sade vatandaşımızın dahi okuyup böyle en eski Türk tarihinden e, bugünlere kadar olan, cumhuriyet tarihinde kısaca içine alan e, bir e, dönemi de burada ifade etmiş. Osmanlı'da e, dahil elbette ki. E, o bakımdan güzel bir e, tarih kitabı. Evet sayın e, kameramanımız öneriyoruz güzel bir çalışma olmuş. E, yazarımıza teşekkür ediyoruz. E, Tufan Bey'i bazen televizyonlarda da programlarda da görüyoruz. E, güzel bir çalışma yedi tepe yayınlarından, ortalama 264 sayfadan ibaret bir e, eser olmuş. E, hakikaten de, ya mesela ben bir tarihçi olarak bildiğim konular var ama e, anlatış tarzı da konuları e, belli bir sıraya dizmesi de. Bazı konularda yorum yapması da çok güzel. Ben çok beğendim. Bu konuları içeren, yani Türklerin tarihiyle alakalı en eskiden bugüne kadar ilgili çok kitap var ama ben bunu daha böyle sıcak, daha böyle anlaşılır dilde güzel yazmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu kitabı hakikaten özellikle Mehmet Bey lise öğrencilerimize, lise öğrencilerimize e, anne babalara, velilerimize e, öneriyoruz. E, çocuklarına e, alsınlar, okusunlar, evlerinde bulunsun. Bir Türk çocuğunun kısa Türk tarihini özetlemesi anlamında güzel bir çalışma olmuş. Evet e, mesela yine aynı şekilde e, roman okumayı seven öğrencilerimiz için diyelim e, örnek verecek olursak e, romana geçmeden önce burada e, güzel iki çalışmamız var. Dede Korkut Hikayeleri Evet yine e, hem öğrencilerimiz için hem de e, ne diyelim sade vatandaşımız için 12 tane dede korkut hikayeleri çok güzeldir. Böyle gündelik hayatta dahi Örnek alınabilecek. Böyle nasıl söyleyeyim? Dersler çıkarabilecek. Bu sadece işte yani günümüzden 8-9 asır önce yazılmış veya yaşanmış bir takım olayları değil. Efendim e, sanki burada gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz bir takım sosyal ilişkilerle de alakalı. Yani Türklerin İslamiyete giriş sürecinde Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgesi, o coğrafyada yaşanmış Oğuz boyları, Türkmen Türkler arasındaki bölgedeki bir takım yaşantıları anlatan Türk örf ve adetlerini de aynı zamanda içeren. Ee, içinde çok güzel böyle özdeyişlerinde bulunduğu, atasözlerinde bulunmuş olduğu çok değerli bir e, şeydir. Hikaye adı hikaye ama e, bir ya yani masalımsı bir hikaye değil. E, çok değerli bir e, eserdir. kısa öneriyorum. Liseler, evet İpretlik, çok güzel. Hadiseler. Yani bir başka önemli güzel çalışma ise efendim 8. yüzyılda e, e, Göktürklerin e, hayatı ile alakalı olarak çok önemli bir çalışmadır. Ben bu kitabı sadece öğrencilerimize, gençlerimize değil, e, bu e, bu Orhun Abideleri veya diğer adıyla Göktürk kitabelerinin şöyle bir özelliği var. Türk tarihi de yazılmış Mehmet Bey. Türk tarihinde yazılmış. İlk siyasetname kitabıdır aslında bu. Siyasetname deyince hemen Türkiye'de insanların aklına işte efendim Nizami Mülkü veya Koçubey vesaire gibi bir takım kişiler geliyor. Hayır. Yani onların devirleri biraz farklı. Yani Türk milletinin asıl kültür kökenlerini toplum ve devlet hayatıyla alakalı olarak değer yapılarını, kimlik oluşumunun temellerini biz anlamak istiyorsak Yöneten yönetilen ilişkileri konusundaki temel felsefeyi anlamak istiyorsak bunu bunu bilmesi lazım yani Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk milletine hitap ederek siyaset yapan insanların Adan Z'ye yukarıdan aşağıya bu kitabı okuması çok önemlidir Eğer bu kitabı okursak Türk kimdir Türk toplumunun kültür genleri ve gelenekleri nedir burada çok güzel anlatılıyor bu olumlu yanlarımız olumsuz yanlarımız bizi biz yapan değerlerimiz konusunda güzel bir çalışmadır e, tavsiye ediyoruz bütünüyle insanlarımıza güzel bir çalışma bir başkası Evet e, bir romandan bahsedeceğiz Tabii ki bu bu arada e, tatile giriyoruz e, Roman romanlarda güzel e, romanlar Mehmet Bey her yaşta her çağda okunabilecek şeylerdir. Biz de gençliğimizde tabii ki çok roman okuduk. Şu anda hala roman okuyanlarımız vardır. Özellikle yani lise çağındaki veya daha sonraki fark etmez tüm insanlarımızın büyük Türk milliyetçisi olan Hüseyin Nihal Atsız'ın çok meşhur romanıdır bu. Bozkurtlar romanı. Bu şeyi anlatıyor. Göktürk Devleti'nin, Birinci Göktürk Devleti'nin yıkılışı ve bu süre 50 yıllık ara dönem ve o dönemde sonra ikinci Göktürk Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan çok önemli bir ola romandır bu. Bu artık Türk gençliği için veya Türk toplumu için klasik bir romandır. Yani bir Türk gencinin Diyelim kısaca özetle bu romanı okumaması kişilik ve kimlik oluşumunda büyük eksiklik olarak ben şahsen böyle düşünüyorum. Dolayısıyla bu roman sadece göktürkleri e anlatmıyor. Bir kimlik de, bir hayata, olaylara bir bakış açısı da kazandırması bakımından çok kıymetlidir. Bu romanı okurken Mehmet Bey sadece göktürkler dönemini, Türk Çin ilişkilerini, iç kavgaları, çekişmeleri Çin'in Türkler üzerindeki kültürel ve siyasi projelerini değil, biz bunu mesela çok değişik dönemlerdeki Türkler arasındaki çekişmeleri, komşu ülkelerle, milletlerle olan mücadelelerdeki bir takım stratejileri, düşmanın bize karşı uygulamış olduğu politik taktikleri de biz burada göreceğiz. Yani okurlarımız bunu okurken sadece Çin olarak düşünmesin. Dün Çin vardı, bugün onun yerine başka ülkeler, başka coğrafyaları, başka dış ideolojilerle Türkiye ve Türk toplumu kuşatılmış durumdadır. Onlarla mücadelelerimiz devam ediyor ve devam edecektir. O bakımdan da bu roman çok önemli bize dersler verecek kıymetli bir çalışma olmuştur. Evet güzel bir eser olarak bunu seyircilerimize takdim ediyoruz. Yine mesela Mehmet Bey önemli çalışmalarımızdan kitaplardan bir tanesi olarak da güzel bir eser olarak biz bunu görüyoruz. Selenge'den Tuna'ya Türk Kültür Tarihine Dair Notlar diyor. E, Kayseri ECDS Üniversitesi'nden e, önemli bir e, eğitim görevlisi e, Profesör Doktor Hava Selçuk Hanımefendi'nin çok güzel bir çalışması. E, bu güzel e, çalışma e, kitaplar arası yayınlarından e, çıktı e, yeni sayılır. Efendim e, kaç sayfa ortalama 392 sayfadır. E, Türk Toplulukları içerisindeki değişik zamanlardaki çok eski zamandan bugüne kadar Türk kültürü ile alakalı sanat, müzik, gelenek, görenek, destanlar, hikayeler, evet onlarla alakalı olarak edebiyatı, masalları, destanları, inanışlar, dini inanışları anlamında dil, aile, sosyal yapısı çok güzel bir çalışmadır. Evet bu aslında akademik bir çalışma olarak da önemlidir. Dolayısıyla herki yani Bazen böyle yani hiç bir kişinin eğitim öğretimle ilgili olmadığını bakıyoruz. Farklı bir meslek, serbest bir meslek. Yani bir bakıyorsun çok önemli böyle kitapları okuyor. Yani, Eserler meydana ke, tabii getiriyor. Yani o bakımdan biz genel anlamda eğitim camiasına ve öğrencilerimize hitaben bir program içindeyiz ama tabii ki aslında muhatabımız bütünüyle seyircilerimiz. O bakımdan da bu da güzel bir çalışmadır. Bir de Mehmet Bey, yani kütüphanede o kadar çok kitap var ki yani getirirken seçmek zorunda kaldık. Çünkü birbirine benzeyen ama bunlar içerisinde en çok dikkati çeken ve önemsemiş olduğumuz kitapları burada okuduğumuz içeriği hakkında malumatımız olduğu kitapları seyircilerimize takdim ediyoruz. Güzel bir eser. Evet, güzel. Hava Selçuk Hanımefendi'ye de bu emeğinden dolayı Teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli e, çalışma oldu. Yine bir başka önemli çalışma olarak da e, örnek verecek olursak, e, burada farklı e, eserler var. Yine mesela e, çok güzel çalışmalardan bir tanesi ki e, artık bu kitabı e, bütün yani bütün e, seyircilerimizin, bütün insanlarımızın okuması konusunda temel e, eserlerden bir tanesidir. E, çünkü biz bu böyle bir kitabı okuyarak yani Oktay Fakıoğlu nasıl bir e, tarihçidir, e, nasıl oldu, e, İşte bu e, kitabı biz ortaokul, lise yıllarımızda okudu. Bu gerçi bu yeni baskısı, e, en eski baskılar nakışlar e, değişik yayın evleri tarafından e, çıkmıştı. E, merhum Osman Turan Türk tarihi, Selçuklu tarihi konusunda. Ben diyorum ki ben diyorum ki e, e, naçizane, her Türk gencinin, her Türk gencinin bu Türk Cihan e, Sayın e, kameramanımız bunu bir daha alırsak lütfen teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu kitap e, e, çok önemli bir kitap, çok hassas bir kitap seyircilerimizi hasreten özellikle öneriyoruz e, bu kitap e, bizim kültür anlamında düşünce anlamımızda e, bir Türk gencinin temel e, kitabı olacaktır çok değerli bir çalışmadır e, bu kitabı e, okumamak e, kaba bir tabir olmaz değil mi söyleyeyim e, eksiklik olur yani e, o bakımdan e, varsa eksikliğimiz bununla gidereceğiz Çünkü Mehmet Bey Türk tarihini, yani Türk tarihini, İslam tarihini, yani en eski dönemden aslında burada sadece siyasi bir tarih yok, kültür, e, kültür ve medeniyet de var bunun içerisinde en eski zamandan bu zamana kadar ki Türk toplumunun düşünce dünyasını anlatıyor. E, Türk kimdir? Bu kimliği oluşturan değerler nedir? E, onu temellendiriyor. Şahane bir kitaptır, yani e, o bakımdan her Türkün, her Türk evladının e, kütüphanesinde bulunması gereken Tevel kitap olarak diyorum e, ve hasreten seyircilerimize öneriyorum Eğer bu kitaplar içerisinde e, herhangi bir hangi hocam ya bu kadar kitap var Ben hangi birini okuyayım diyorsa diye düşünüyorsa e, seyircilerimiz Ben özellikle Roman konusunda roman konusunda atsızın e, Efendim bozkurtlarını e, ve Eee Osman Tura'nın da Türkyan hakimiyeti mefkuresini mutlaka çok yani zamanı. mutlaka yani hiç yani bunun şeyi yok tartışması yok çok kıymetli iki eser bunlar yine mesela bir başka çalışma olarak diyelim ki Mehmet Bey burada daha önce bu kitabın bu kitapla ilgili olarak da bir program yapmıştık biz bu kitapla alakalı olarak çok şahane bir çalışma tarihte Müslümanlar diye yüzyıl değerlendirmeleri burada şöyle bir bu kitabın özelliği şu belli komisyonlar almış 7. yüzyıldan Mehmet Bey 21. yüzyıla kadar yani Hz. Resulullah döneminden Aleyhisselam döneminden 21. yüzyıla kadar bütün Müslüman e, İslam tarihini yüz yüz e, birer asır ayrı ayrı olarak her yüzyılı ayrı ayrı olarak değerlendirmiş. Siyasi anlamda kültür ve medeniyet anlamında e, Müslümanların genel durumları nedir? Nasıl bir değişim ya da gelişim söz konusu e, içerisinde olmuştur? O bakımdan da ...bu kitabı güzel bir çalışma... ...yani bu kitabı okuyarak İslam tarihini aslında... ...sadece siyasi tarih değil bu... ...kültür ve medeniyet tarihi... ...bir de aynı zamanda şöyle bir özelliği var Mehmet Bey... ...dünyadaki diğer ülke ve medeniyetlerle de karşılaştırması var... ...yani diyelim ki 10. yüzyılda... ...İslam dünyasının siyasi, kültürel, medeniyet durumu neydi... Bunun karşılığında örneğin o yıllarda Batı dünyasının ve komşu medeniyetlerin veya siyasi yapılanmalarında e, hangi durumda olduklarını, ilişkilerini e, ve gelişme mi var, gerileme mi var İslam dünyasında e, nasıl bir e, o, o yüzyıldaki profilini, bu arada fotoğrafını çekerek çok güzel bir çalışma ciltli e, beyaz e, hamur birinci hamur kağıt e, çok değerli bir çalışma bu da e, İslam tarihinin Efendim 7. asırdan bugüne kadar ki durumlarını e, acaba neler yaşanmış diye bir özet yani özet bir İslam tarihi. Siyasi ve medeniyet anlamında, medeniyet tarihi anlamında şahane bir kitap e, olarak karşımıza çıkıyor. Onu e, buradan ifade etmiş olalım. Bir başka mesela değişik e, bir kitap olarak da güzel, bilge e, kültür sanat e, yayınlarının e, çıkarmış olduğu bir çalışma. İlk çağ Profesör Doktor Mehmet Ali Kaya Beyefendinin yazmış olduğu bir kitap İlçah Tarihi ve Uygarlığı diye bir evet sayın kameramanımız bu da değerli bir çalışma ya tabi sadece kendi kültürümüzü kendi medeniyetimizi Türk İslam tarihini coğrafyasını değil bunun yanında dünyayı da tanımak anlamında önemli ya dünyanın en eski medeniyetleri acaba e, tarih öncesi çağlardan insanlığın geçirmiş olduğu maddi manevi gelişimler evreleri ele almış. Yani Sümerlerden itibaren çok farklı kültür ve medeniyetleri Mısır'ı, Hititleri, e, efendim Yunan medeniyetini, Mezopotamya'yı, çok farklı Kimerler, Persleri almış. Ege medeniyeti, Makedonya, Helenistik dönem, Ketler, Roma Efendim, Yani Çin, Hindistan, e, e, eski Türk kültür ve medeniyetini de alarak güzel bir şöyle bir insanlığın e, kültür ve medeniyet anlamında kısa bir e, geçmişini bu kitaba sığdırabilmiş Mehmet Bey. E, 496 sayfadan ibarettir. Güzel bir çalışma. Bu konuyla ilgili çok farklı kitaplar var. Mehmet Bey var ama e, Tabii ki seçmek zorunda kaldık Çünkü eğer buraya getirmiş olsaydık Herhalde ne buna zamanımız e, Vaktimiz sığar Ne de e, fiziki e, Ortam olarak Yani yine e, örneğin burada Farklı kitaplarımız olacak e, Bir başkası örnek verecek olursak Evet Bu da çok şahane kitaplardan bir tanesi Mehmet Bey Bu e, Profesör Doktor Feyzullah Eroğlu, beyefendinin yazmış olduğu bir çalışma. Ben bu kitabı tesadüfen bir yerde buldum. İyi ki de bulmuşum. Yani bulurlarsa herkes alsın diye öneriyorum. E, tarihçilere e, öneriyoruz. Türk Yönetim Tarihi ve Düşüncesi diye şahane bir kitaptır bu. Beyaz e, hamur, e, birinci hamur yani. E, toplam kat sayfa bir bakayım. Oh, 580-590 sayfaya yakın 586 sayfadan ibarettir büyük boy. E, beta yayınlarından bu e, kitabımız. Ben bunu e, Ekim ayında almışım. Bu e, 20, 2022'nin. Çok şahane bir kitap e, sanırım kameramanımız da aldı. Bu kitabımızın şöyle bir özelliği var Mehmet Bey. E, bu kitabımızı ben Türkiye'de yönetimle ilgileneceğim arkadaş. Muhtar olacağım, belediye başkanı olacağım, milletvekili olacağım, bakan olacağım, cumhurbaşkanı olacağım, vali olacağım, kaymakam olacağım. Yani Türkiye'nin siyasi anlamda yönetim konusunda talipli olanlar, şu an mevcut anlamda yönetim, herhangi bir yönetim kademesinde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türk gençliğine, Türk insanına, Türk siyasetçilerine özellikle önerdiğim bir kitap. Yani bu kitap bir başucu kitabı olmalı. Son derece kıymetli. Bunun da şöyle bir özelliği var Mehmet Bey. Değişik dönemlerde burada farklı farklı örnek vermiş. Ben konu başlıklarını alayım da ben kısaca. Diyor ki Göktürklerde yönetim düşüncesi. Kur'an'da İslamiyet'te yönetim düşüncesi. Arap yönetim tarzı ve Türk yönetim tarzı üzerine etkileri. Türklerin İslamiyet sonrası yönetim düşüncesi. Türk, e, Türk Osmanlı devşirme Osmanlı'ya Türk yönetim düşüncesi demiş. Türkiye Cumhuriyeti'nde yönetim düşüncesi. E, Türk bilgi sisteminin yeniden inşası gibi şöyle çok farklı farklı olarak ee, örnekleriyle beraber kıymetli bir kitap yani e, bu kitabı bulurlarsa seyircilerimiz alsınlar eğer piyasada ol e, bulunma problemi de varsa yayın evine rica ediyoruz bu kitabın yeni baskılarını yapsınlar çok kıymetli bir kitap Yazarını da teşekkür ediyoruz eline koluna sağlık evet e, hızlı gitmek zorundayız değil mi biraz e, evet buradaki kitaplarımızdan da bahsettik örnek verecek olursak yine bir başka kitaptan bahsedelim. Çok değerli kayserli yazarımız Sayın Yüksel Kalkan Beyefendi'nin Kurtuluş Savaşı'nda Kayseri. Evet, Kurtuluş Savaşı'nda. Kayseri Yüksel Kalkan Bey, Kayseri yazarımız kendisine buradan selamlarımızı gönderiyoruz, teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Yani 1919-20-22'li yıllarda, yani o büyük savaş döneminde Kayseri'de durum nasıldı? Kayseri'nin sosyal hayatı nasıldı? Ekonomik yapısı nasıldı? Siyasi anlamda şehrin durumu neydi? Kurtuluş Savaşında Kayseriler ne yaptılar? Nasıl bir e, katkıda bulundular? E, Kurtuluş Savaşı içerisinde Kayseri'nin yeri nedir? Önemi nedir? Kayseriler bu Kurtuluş Savaşı'na nasıl bir e, katkı sağlamış oldular? Emek vermiş oldular. E, bu konuda yazılmış çok kıymetli bir eserdir, e, güzel bir çalışma olmuştur. E, dolayısıyla hem Kayserili hem hem de acaba Kayseri'de neler oldu diye merak eden e, seyircilerimize de öneriyoruz. Ee, buradan, e buradan güzel bir çalışma olmuş. Ellerine sağlık Yüksel Kalkan Bey'in güzel bir çalışma. Yine Mehmet Bey bir başka e, çalışma olarak da e, güzel bir çalışma e, bayanlara da ait. Hanım e, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de güzel bir çalışma. E, bu da e, tarih boyunca Türk kadını diye bir çalışma e, değişik e, burada e, konuyla ilgili farklı kişilerin Kameramanımızı aldı umarım. Evet, güzel bir çalışma olmuş. Kadınların tarih Türk tarihindeki. Burada kısa başlıklar da vereyim. Seyircilerimiz çünkü merak ediyordur. Örnek verecek olursak. Mesela içindekiler kısmı var. Diyor ki Bozkır kültüründe Türk kadınının yeri. Yani Orta Asya Hun Göktürkler çağının o dönemde Türk kadınlarının özelliği nasıl bir? Yani sosyal yapı içerisinde Türk kadınlarının yeri nedir? Onu anlatıyor. Selçuklularda kadının yeri nedir? E, ayrı bir konu başlığı. Ee, mesela ikinci Meşrutiyet döneminde Türk kadınının özelliği yeri, mesela Milli Mücadele döneminde Türk kadını diye ayrı bir başlık, Cumhuriyet döneminde e, kadın diye ayrı bir başlık olarak ayrı ayrı e, konulara ele almış. E, bu da çok güzel. E, Kurtuluş Savaşı'na katılan, e, Kurtuluş Savaşı'na emek vermiş olan sadece erkeklerimiz değil, e, bu konuda e, çok önemli e, hanımların da e, buradaki isimleri, e, yapmış olduğu çabalar, gayretler, emekleri de burada ele alınmış. Çok güzel bir komisyon çalışması olmuş. Değerli bir kitaptır. E, kadınlarımızın da bu kitabı okumaları konusunu e, öneriyoruz. Güzel bir çalışma. Teşekkür ediyoruz yazarlarımıza. Evet. Bir başka önemli e, çalışma olarak da e, mesela e, biz milli mücadele tarihini, dönemini e, merak ediyoruz. Milli mücadele üzerine, Kurtuluş Savaşı üzerine çok önemli çalışmalar var. Mesela Mehmet Bey, e, o bakımdan da milli mücadeleyi özetleyen, e, buradaki e, farklı farklı e, konuları içeren efendim 100 ayrı yani sorular halinde 100 soruda milli mücadeleyi kurtuluş savaşını anlatan e, güzel bir çalışma Ali Satan Beyefendi'nin yazmış olduğu Timaş Yayınları'ndan çıkan bir e, kitaptır. E, milli mücadelede ne oldu? Özet itibariyle o kadar çok farklı kitaplar var ki şimdi ben yine Kurtuluş Savaşı ile alakalı olarak birkaç kitap daha göstereceğim ben. E, milli mücadele nedir? Niçin e, yani niçin milli mücadele denilmiştir? O yıllarda neler yaşandı? Yani burada konu aşıklar da var mesela. Bir dünya harbi biterken diyor Mondros Mütarekesi'ne yer almış. İşte barışı beklerken diplomasiyi tüketmek diyor. Barış içinde savaşmak, örgütlenmek. Yani geçenki programlarımızda da bu konular üzerinde durmuştuk. Türk İstiklal Savaşı, yani 20. yüzyılın en önemli bir e, istiklal mücadelesiydi. Dolayısıyla e, biz milli mücadeleyle, Kurtuluş Savaşı'yla ilgili olarak e, gerek filmler, gerekse roman ve benzeri böyle belgesel türündeki çalışmalar, bu tür kaynak kitapları okurken, işte orada Atsız'ın Bozkurt, e, Bozkurtlar romanıyla da, eğer onu bilirsek arada çok önemli bir Benzerlik olduğunu göreceğiz. Yani Türk milletinin istiklal mücadelesinin yani Çin'e karşı verilen mücadeleyle yani 20. yüzyılın başlarında işte dünyanın yedi düveli büyük süper güçlerine karşı verilen mücadele ve o mücadeledeki halkın yöneten yönetilen insanların birlikte mücadelesi, yaşanan iç ihanetler, bir takım tereddütler, problemler bunlar yani önemli konular o bakımdan da Milli Mücadele hakkında bir ön bir giriş kitabı anlamında güzel bir çalışma olmuş özet itibarıyla. Ali Satan Bey'e buradan teşekkür ediyoruz. Güzel bir çalışma seyircilerimize öneriyoruz. Yani bu da mesela şeyde özellikle sade vatandaşlarımızın okuyabileceği gibi Mehmet Bey tabii her yaşa da hitap edebilir. Öğrencilerimiz de mesela okuldaki öğrencilerimiz de, üniversite öğrencilerimiz de okuyabilir, faydalanabilecek çok kıymetli bir çalışma. Evet bir başkası Mehmet Bey Şurada evet Bu kitabımız çok kıymetli Ben de bu kitabı Mehmet Bey Tesadüfen buldum Bazen böyle oluyor Mehmet Bey Şimdi genelde gittiğimiz kitap Olduğu gibi böyle arada bir farklı Böyle bir yere gidiyoruz Güzel bir kitap bu Pek yani Bu kitabın benzer Çalışması ciddi bir Bilimsel bir eser bu çok şahane bir çalışma olmuş. Öneriyorum kripto yayınlarından her yönüyle Lozan Anlaşması yaza Yaşar Yazıcıoğlu beyefendinin. Ben bunu yazın almışım Temmuz ayında 2022'de. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nın sonu. Yani oradan itibaren almış birtakım gizli anlaşmalar, işte batılı ülkelerin, Wilson prensipleri, Anadolu'yu paylaşma meseleleri, Avrupalıların. Paris Barış Konferansı vesaire. Ondan sonra işte sevr Anlaşması. Burada Sevri Anlaşması'nı. Yani burada sadece Lozan doğrudan Lozan anlatılmıyor. Bu kitabın kıymetli tarafı şu: Lozan öncesinde neler yaşandı? Kurtuluş Savaşı'nda neler yaşandı, efendim? Ee, onun adı nedir? E şeyde ee, ne diyelim? eee Sevr Anlaşması'ndan sonraki süreç içerisinde meydana gelen Milli Mücadele dönemi. Sevr Anlaşması'nın burada mesela maddeleri var. Sevr Anlaşması'nın maddeleri var. Arkasından kongreler, e, mücadele, e, savaş dönemleri, yaşanan savaşlar, Sakarya Büyük Taarruz vesaire. Mudanya Mütarekesi ve Meclis Meclisin çalışmaları var. İşte işte efendim e, Lozan'da neler yaşandı? Ya Lozan Lozan'ın bütün maddeleri var burada. Sevr Anlaşması'nın maddeleriyle beraber Lozan Anlaşması'nın 143 madde, Lozan Anlaşması'nın bütün maddeleri de burada vardır. Yani Lozan'da ne vardı, ne konuşuldu, hangi maddeler vardı? Burada ayrıntısıyla tek tek var. Ya özetle hem Kurtuluş Savaşı'nı, özetle buradan seslenelim. Hem Kurtuluş Savaşı'nı Mehmet Bey, hem de e, ne diyelim e, Lozan Anlaşması'nda madde madde neler olmuş, ne gibi konular var? Burada hepsi almış. Lozan Anlaşması konusunda en temel kitaplardan bir tanesi. E, efendim Yani kütüphanemizin en kıymetli yerinde olması gereken e, bir çalışma. Yakın tarihimizle ilgili güzel bir çalışma olmuş. E, buradan Yaşar Yazıcıoğlu Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok değerli toplu, güzel bir e, eser. Yani Lozan'da ne oldu bu anlatılıyor. Evet e, bir başka yine çalışmalara geçe, e, geçelim. E, suyu arayan adam Mehmet Bey, e, güzel Şevket Süreyya Aydemir'in çalışması, güzel bir çalışmadır bu. Suyu arayan adam Şevket Süreyya Aydemir, çok önemli bir aydınımızdır. Asker kökenli kendisi, e, yani Balkan Savaşları döneminden itibaren. Burada hatıralar, kendini anlatıyor, bir anlamda otobiyografik bir eserdir bu. Kendi yaşadıklarını anlatıyor. Orada çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı olaylar. Yani Balkan yani bu kitabı okumak lazım. Yani Balkan Savaşları'nda ne oldu? Birinci Dünya Savaşı'nda ne oldu? Anadolu'da, Balkanlar'da ne oldu? İşte Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor. Kafkas cephesinde bulunuyor. Rusya'ya gidiyor vesaire, dönüyor. Türkiye'deki yaşadıkları, Cumhuriyet dönemindeki düşünceleri, devlet içinde görev almaları... Yani inkılaplar hakkındaki e, cumhuriyet dönemindeki devrimler hakkındaki düşünceleri, bakış açıları vesaire derken e, hem Osmanlı hem cumhuriyet dönemini kendi gözüyle bir Türk aydınının, bir asker Türk aydınının gözüyle e, almış olduğu güzel bir çalışmadır. Yakın tarihimizle ilgili çok kıymetli. Şevket Süreyya Aydemir'in farklı kitapları da var. Enver Paşa ile alakalı olarak, Mustafa Kemal ile ilgili olarak, İsmet İnönü ile alakalı olarak da güzel bir çalışmaları vardır. Okumaya değer kıymetli bir çalışma. Evet yani okumayı sevenler için evet güzel bir çalışma. Yine bir başka eser olarak burada yine e, büyük tarihçimiz merhum rahmetli anıyoruz Halil İnalcık'ın güzel bir çalışması Halil Bey'in e, çok farklı e, kitapları var ancak e, biz tabii ki burada seçme yapmak durumunda kaldık bu konuyla ilgili de güzel bir eser olduğunu düşünüyorum e, Halil İnalcık bu altıncı baskı e, Atatürk ve Demokratik Türkiye diye e, burada e, Halil e, rahmetli anıyoruz. E, Cumhuriyet Döneminin yani yaşanan inkılaplar devrimler burada e, konu başlıkları var Atatürk ve Atatürkçülük nedir? Yani bir tarihçi gözüyle bir tarihçi gözüyle e, Atatürk'ü değerlendiriyor, Cumhuriyet devrimlerini değerlendiriyor, yaşanan olayları değerlendiriyor, Türk modernleşmesi üzerine dur e, duruyor. Yani Osmanlı modernleşmesi nedir? Cumhuriyet dönemindeki modernleşme nedir? E, Türkiye'nin batıllaşma veya e, Türk-Batı ilişkilerindeki e, e, oradaki siyasi yakınlaşmanın altındaki temel e, hedef neydi? Yani 2. Mahmut'tan beri devam ede gelen Osmanlı e, yenileşmesinin Cumhuriyet dönemindeki devamlılığı arasında bir bağ, bir paralellik görüyor. Bu da önemli. Efendim yani burada mesela diyor ki Türkiye ve Japonya'nın siyasi modernleşmesi üzerine bir konferans Türkiye ve Japonya'nın modernleşmesi arasındaki bağ bağlantıyı kuruyor. Aradaki benzer ve farklı yönler üzerinde değerlendirmede bulunuyor. E, Ziya Gökalp değerlendirmesi var. Yüzyıla Damgasını vuran düşünür diye Ziya Gökalp'in düşünsel anlamda nasıl bir kimlik ve bakış açısına sahip olduğu. Bunu cumhuriyet bunun cumhuriyet devrimleri üzerindeki etkisini vesaire anlamda değerlendirmiş. Atatürk ve Demokratik Türkiye önemli bir çalışma olarak karşımıza çıkıyor. Okumamız gereken kitaplardan bir tanesi cumhuriyet tarihine merak salan insanlarımız için. Evet güzel bir çalışma. Bir başka önemli bir eser ise Yine e, rahmetle anıyoruz e, geçtiğimiz yıl kaybetmiş olduğumuz Türk e, dünyasının e, Türkiye'nin çok önemli aydınlarından düşünce insanlarından e, efendim e, Aykut Edivali beyefendinin. Türkiye'nin Kıbrıs politikası ne olmalıdır konusunda bir çalışması. Bu da çok kıymetli. Bayrak yayınlarından çıkan bir çalışma. Malumunuz bu eski bir kitaptı. 1974'lü yıllarda, 73 o tarihlerde çıkan bir kitaptı. Bu yeni baskısı. Burada sadece Türkiye'nin Kıbrıs'ta olan durumunu değil, Türkiye'nin Ege'de Yunanistan'da olan ihtilafları e, problemler. Yani Türkiye-Yunanistan arasındaki problemlerin temel sebepleri Ege, Fırat'tı işte efendim adalar meselesi, Karasulları e, olayı, Kıbrıs ve adalarda yaşanan Türk-Yunan e, mücadelesi ve Kıbrısla ilgili olarak Türkiye'nin politikası ne olmalıdır? Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde Türkiye lehine nasıl bir milli strateji izlenmelidir? Bu gündemdeki bir konudur. Aynı zamanda bunu sadece efendim sade vatandaşlarımıza değil, Mehmet Bey, siyasetçilerimize ve güvenlik mensuplarımıza, ordu teşkilatımıza, efendim askeri kuvvetlerimize, silahlı kuvvetlerimize de önerebileceğimiz güzel bir çalışmadır. Önemli bir konu. Türkiye'nin Kıbrıs politikası ne olmalıdır? Bir başka önemli çalışmalara bir bakalım. Ee, evet, yavaş yavaş farklı konulara da geliyoruz. Ee, yine mesela Mehmet, Mehmet Bey e, yakın zamanda çıktı güzel bir çalışma Bilge Kültür e, Sanat yayınlarından. Kaynaklarda Türk ve Türkçe diye e, hem Türk e, Türk kimdir? Türk nedir? Ne, ne zaman ortaya çıktı? E, Türk adı başka kaynaklarda yani komşu yakın ve uzak komşu ülkeler mesela Arap mesela Roma mesela e, diyelim Bizas Hint kaynaklarında Çin kaynaklarında diyelim ki Slav kaynaklarında Avrupa kaynaklarında e, Türk adı kaynaklarda ilk olarak ne zaman ortaya çıktı ne olarak geçiyor Türkçenin tarihsel geçmişi nedir bu konuyla ilgili olarak Ahmet e, Bican Erciulasun Bey'in e, sayın kameramanım çok şahane değerli bir e, çalışması bu. E, bunu biz e, bütün bunu bu kitap hassas bir kitap. E, bunu bütün öğrencilerimiz de okusun. Yani mesleğini olsun. mesleğini olursa olsun öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, askerimiz, polisimiz, e, devlet görevlilerimiz, e, bürokraside görev alan insanlarımız 7'den 70'e Türk kimdir? Türkçe ne zamandan beri kimler hangi coğrafyalarda konuşuyor, konuşuluyor? Türkçenin ve Türk'ün adı anlamı nedir? Bu konuyla ilgili derli toplu çok güzel kaynaklara da sahip, kaynaklarda ifade etmiş. Ben çok beğendim. Yani derli toplu güzel bir çalışma. 160 sayfa okurken de insan sıkılmıyor. Gayet de güzel. Bilge Kültür Sanat yayınlarından. Bu yeni çıktı. Ben bunu zaten aralığın sonunda 28 Aralık'ta almışım. Zaten Kasım 2022 baskı. Ee, Sayın Ahmet Bican Ercurasun Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz Ellerine sağlık ee, Önemli yani e, biz kimiz Neyiz yani e, O bakımdan da güzel bir çalışma olmuş Bir başka e, Önemli eser yani Ben bunu mesela Ziya Gökalp e, Ziya Gö Gökalp e, Bir kültür adamı yani Ziya Gökalp bir siyasetçi falan değil. Yani biz Türkiye'ye sosyolojiyi getiren bir adam Mehmet Bey. Türkiye'de sosyolojiyi kuran bir adam üniversitede. Kendisi bir bilim adamıdır, bir kültür adamıdır, bir ideologdur aynı zamanda. Siyasetçi değildir. Evet milletvekilliği yapmıştır ama Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminin zaten vefat tarihi 1924 yılı. O bakımdan da bir kültür insanıdır, bir akademisyendir. Çok değerli bir çalışmadır. Kendisine rahmetler diliyoruz. Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak şahane bir çalışmadır. Bu zaten 88 sayfadan 88 sayfadan ibarettir. Okuması da kolaydır. Ancak bu kitabımızı şöyle yapmayalım. Ben bunu okumuşum zaten. Görüyorsunuz. Daha önceden de bunun üzerinde çalışmıştık. Ee, o bakımdan da e, notlar alarak, notlar alarak yani dura dura üzerinde düşünerek e, yani acele etmeden e, bir de o okurlarda o şöyle bir şey var Mehmet Bey, hemen bir an evvel bitsin diye bit. Hayır yani bazı kitaplar yani e, sayfasına bakmadan. Yani bunu sindire sindire, yavaş yavaş anlayarak, düşünerek, notlar alarak acaba ne diyor diye bunun üzerinde derin derin bir takım yorumlamalara da gidilerek, kritiği yapılarak okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Ben bu kitabı herkese öneriyorum. Her Türk'ün elinde. Yani e, özelliği, sıfatı, görevi, mevkisi, makamı, bulunduğu konum, cinsiyeti, kadın erkek e, hiç fark etmiyor. Her Türk evladının, her Türk insanının bu kitabı özellikle okumalarını ben şahsen kendi adıma öneriyorum. Çok kıymetli bir kitaptır. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak nedir? Hakikaten çok kıymetli bir çalışmadır. Süremiz ee, doldu. Evet. Ee, az, az kaldı. Az kaldı. Birkaç kitabımız var Mehmet Bey. Mesela Türklerin, e, Türkler nasıl Müslüman oldu? Türklerin İslam'a giriş süreci nedir? E, bu serüven e, olayı dediğimiz yani Türkler hemen üç günde Müslüman olmadı. Bunun belli bir tarihi süreci vardı. Dolayısıyla inişli çıkışlı olaylar, Araplarla olan mücadeleler, Emeviler, Abbasilerle olan ilişkiler, belli coğrafyalarda, çok farklı coğrafyalarda Türklerin İslamiyetle tanışma olayı söz konusu olacaktır. O bakımdan da burada bazı kitapları ben burada seyircilerimize önermiş olacağım. Bu kitabımız, yani Türklerin İslamiyet'e girişiyle alakalı olarak çok farklı kitaplar var ama... Sayın kameramanımız e, lütfederse. Evet şahane. Bu kitap çok güzel. Oğuz Çetinoğlu'nun ben beğenerek okuduğum kitaplardan bir tanesi. Ya bazı kitaplar ön yargılı yazıyor veya farklı maksatla yazıyor ama bu Oğuz Çetinoğlu'nun yazmış olduğu bu kitabı ben e, seyircilerimize hasreten öneriyorum. Türkler nasıl Müslüman oldu yani? Bu e, güzel e, niçin Müslüman oldu? Şahane bir çalışma olmuştur. Bilge Oğuz yayınlarından. Yani tereddütsüz, rahat rahat okuyup da anlaşılır bir kitaplardan bir tanesi. Çok kıymetli. Kısa kısa bahsedelim ki sürekli evet, oldu. Evet. Yine bu da e, bu kitapla beraber çok kıymetli bir kitap. E, İsmail Hami Danışmen'in sayın kameramanımız, İsmail Hami Danışmen'in bu e, çalışması, Türkler ve Müslümanlık, bu da çok eski bir kitaptır. Türk ırkının için Müslüman olmuştur diye çok eski baskısı 70'li yılların yeni baskısı Türkler ve Müslümanlık diye Timaj Yo, Ötüken'den çıkmış. Bu kitabın her ikisi de çok kıymetli. Bu olayı biraz daha farklı ele almış. Tarihçi böyle incelemelerle ele el almış. Oğuz Çetinoğlu biraz popüler gibi ama ikisi de çok kıymetli. Eğer e, bu yani Türklerin İslamlaşması Müslümanlaşması konusundaki e, bu olayı tam olarak anlaşılmak istiyorsa e, seyircilerimiz e, insanlarımız bu iki kitabı da ben birlikte öneriyorum aslında yani çok kıymetli iki çalışmadır. Bir başka e, önemli çalışma e, yine İbn Fadlan Seyahatnamesi vardır. Seyahatnameler de önemlidir yani Evliya Çelebi Seyahatnamesi gibi. E, i̇bn Fadlan 10. yüzyılda e, bir Arap e, seyyahın diyelim elçilik heyetinin bugünkü Tataristan bölgesine seyahati ve yolda Türklerle ilgili e, görmüş oldukları Türklerin kültür ve ilişkilerini sosyal hayatlarını anlatan bir seyyah gözüyle e, İbn-i Fadlan seyahatnamesi tepe olması lazım. Evet tepe yayınlarından e, çok kıymetli yani seyahatname okurlarına yani bundan e, diyelim ki bin sene önce Türklerin İslamiyet'te tanışma dönemlerinde, Müslüman olmadan hemen önceki süreçte Türklerin örf, adet, kültür, ahlak, gelenek, görenekleriyle ilgili çok kıymetli bir birinci elden kaynak kitap yani. Bir başkası... Birer cümleyle evet, evet, tanıtalım Mehmet Bey, ki sürede oldu. Evet, olmuyor. şimdi bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatan... Ben bu kitabı Mehmet Bey'in ne zaman almışım? 2015'te almışım. Yani 7 sene kadar önce almışım. Eee peygamber Efendimizle ilgili olarak çok çok kitap var muhteşem. Ama bu kitap bambaşka geldi bana. Böyle anlatım tarzı çok hoş, çok akıcı, çok böyle anlaşılır. Her e, seviyede, eğitim seviyesinde insanımızın böyle e, hani derler ya, e, yanlış anlaşılmaz keyifle Böyle güzel, böyle tatlı bir anlatımla şahane bir kitap. Eğer bir kitabı bulurlarsa ben bir daha kapağı gösterelim. Şahane bir kitap. Hazreti Muhammed'den Hayat Dersleri diye aleyhisselam şahane bir kitap. Bunu bulurlarsa okusunlar. Adem Suat Beyefendinin yazmış olduğu bir kitap. Tutku yayınlarından güzel bir eser. Peygamberimizle ilgili güzel bir eser. Yine bir başkası yani biz Müslümanlar için önemli isimlerden bir tanesi İmam Azam Ebu Hanife. İmam-ı Azam Ebu Hanife kimdir? Yani e, biz Türklerin genelde mezhep imamı, Hanefi olarak, e, Ebu İmam-ı Azam Ebu Hanife kimdir? E, onun hayatı, düşünceleri, eserleri, olaylara bakış açısı, iştihat mantığı, e, görüşleri, e, o döneme ait, yaşadığı döneme ait siyasi olaylar ve e, tavırları, ilişkileri artık... Yani İmam-ı Azam ile ilgili olarak yazılmış en değerli kıymetli çalışmalardan bir tanesi ben seyircilerimize öneriyorum. Ee, Hasan Ayhan Beyefendi'nin yazmış olduğu bir çalışma Bayrak Yayınları'ndan çıktı kıymetli. Evet e, sona yaklaşıyoruz. Bu da yine e, güzel e, yani insan fanidir. E, dolayısıyla hepimiz e, yani nasıl doğduysak e, öleceğiz. E, o bakımdan da e, iman esaslarımızdan bir tanesi de ahirettir. Dolayısıyla kıyamet ve diriliş, öbür dünya, e, efendim onunla ilgili olarak da mahşer e, Mustafa Kapcı Beyefendi'nin emekli müftü. E, kendilerine buradan selamlarımızı, teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Çok kıymetli bir çalışma. Ahiret nedir, kıyamette nelerle karşılaşacağız. E, mizan, öbür dünyadaki hayatla alakalı olarak e, yazılmış olan e, çok kıymetli bir çalışma. E, güzel olmuş, ellerine sağlık. Kendilerine buradan selamlarımızı gönderiyoruz bir başkası e, efendim. E, burada e, Türk eğitim tarihi Profesör Doktor Yahya Akgöz Beyefendi'nin e, milattan önce binli yıllardan milattan sonra 2016 yılına kadar Türklerde en eski Hunlardan itibaren Göktürkler, Uygurlar ve Cumhuriyet dönemine kadar ki e, e, Türklerde eğitim hayatı nedir? Yani nasıl bir eğitim eee basamaklarından geçilmiştir. Her devir ve yüzyıla göre devlet yapısına göre okullaşma, işte okutulan dersler, eğitim felsefemiz, çalışmalarımız, yetiştirmiş olduğumuz insan tipleri nasıl olmuştur, eğitim anlayışlarımız ne olmuştur. Bu konuyla ilgili olarak özel ve güzel bir çalışmadır. Bunu, bunu özellikle eğitimcilerimize öneriyoruz tabii ki. Bu akademik bir çalışmadır. E, kıymetli bir çalışma. Yazarımıza efendim Yahya Akgüz beyefendiye teşekkürler. Saygılar. Burada mesela diyelim ki Nasrettin Hoca yani biz artık bu modernleşme ile beraber biraz kültür ve kimliğimizden kendi e, kimliğimizi e, yaşatan, oluşturan, temellendiren espriler, şakalar, latife dediğimiz değerler böyle. Yani biraz es e, biraz eskiyle bağımızı kopardık gibi. Yani modernleşmek, çağdaşlaşmak derken Mehmet Bey. Yani e, kopuyoruz şarkılarımızdan, türkülerimizden, folklorlarımızdan, atasözlerimizden. Bizi biz yapan Yani Yunus'u, Mevlana'yı artık tanıyamayan, onlardan uzak e, yeni bir yani gençliğimizin o temelleri yeniden insanımızın hatırlaması lazım. Gelişmek, çağdaşlaşmak, modernleşmek ayrı ama kendi köklerimizde unutmadan Nasrettin Hoca fıkraları ve Nasrettin Hoca kimdir? şahane. Ee, bunu da insanlarımıza öneriyoruz. Her yaştan, her efendim meslek grubundan insanlarımıza öneriyoruz. Güzel bir eser bu. Profesör Doktor Sayım Sakaoğlu'nun Akça Yayınları'ndan güzel bir çalışması. Nasrettin Hoca'nın burada fıkraları da var. Bir başka sona geldik. Evet, ee, burada e, 1649 tarihinde e, e, Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin e, en önemli seyyahlarından, e, gezginlerinden Evliya Çelebi'nin 1649 tarihinde Kayseri'ye geldiği bu üçüncü ciltin e, Türkçe tercümesidir. Kayseri'de evet, Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kayseri şehri ve Kayseriler diye Mehmet Karaslan Beyefendi 3 üçüncü cilti tercüme ederek kitaplaştırmıştır. Yani e, Evliya Çelebi Kayseri'de ne gördü. Üçüncü ciltte ne anlatıyorsa o burada var. Kayseri'nin mahalleleri, kültürü, yemek kültürü, folkloru, inançları, camileri, işte ticaret hayatı, gelenek-görenek, giyim, kuşam, e, efendim örf-adetleri Kayserili, özellikle Kayserilerimiz hemşerilerimize mesleği, yaşı ne olursa olsun öneriyoruz. E, Evliya Çelebi gözüyle Kayseriyi burada anlatmış. Ee, evet yazarımıza Mehmet Karaslan Beyefendiye teşekkürler. En son olarak bir de benden olsun Mehmet Bey. Bu da kapanışı olsun, kapak olsun. Ya e, biz biliyorsun biraz e, biraz yazarlığımız var ama e, uzun zamandır da e, pek e, yazamıyoruz, vakit bulamıyoruz ki. Yani o bakımdan da bu benim e, e, çok şükür elhamdülillah e, işte ülkemize, milletimize, devletimize, dinimize hizmet hizmetlerimizin bir tanesi de basın yayın konusunda oldu. Bu benim yedinci kitabımız tarihte bugün diye bu çalışmamız 2016 tarihinde en son. Yani demek ki 6 senedir biz kitap çıkaramıyoruz. Üzülüyoruz ama inşallah zaman bulursak ileride yeni kitaplarda şey yapacağız. Bu da tarihte bugün bu da benim naçizane eserimiz oldu. Evet burada bugünlük bu kadar. Seyircilerimize... Kitaplarımızı önerdik. Umarım faydalı olmuştur. Bu tatilleri ve bundan sonraki zaman içerisinde kültürümüzü, değerlerimizi tanımak, onlarla dolupmak, onlarla bir hayat yolculuğu için önlerimizi, günlerimizi, zamanımızı böyle daha güzel kendimize ait şeyleri anlamak, kavramak anlamında. Umarım e, tarihimize, kültürümüze ışık tutacak eserlerden ufak bir takım e, bazı e, sayıda olsa az da olsa bir eser takdiminde bulunduk. Umarız e, faydalı oluruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Sayın Hocam. Yaratan Rabbinin adıyla oku, ayetine uygun olarak okuyalım, öğrenelim. Ve öğrendiklerimizi hayatımızda uygulamak dilek ve temennisiyle bir sonraki tarih ve kültür programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın, hayırlı günler.